İlk olarak arkadaşlar bilgisayarımızdan ayarlar bölümüne giriyoruz. Çoğu arkadaşımız Bluetooth kulaklığını bağlamaya çalışırken bağlayamıyor veyahut da Bluetooth ile çalışan bazı aygıtlarını bağlamaya çalışırken bağlayamıyor. Ayarlara Bluetooth yazıyoruz. Bluetooth ve diğer cihaz ayarları bölümü direkt karşımıza çıkıyor. Eğer buradan ulaşamıyorsanız tekrar ayarlardan cihazlar bölümü var. Gösterdiğim bölümü oraya bir kere tıklıyoruz. Burada da karşımıza bu ekran çıkıyor. Bu ekran çıktığında arkadaşlar çoğu arkadaşımızda Bluetooth kapalı açma düğmesi şu bölümde görünmüyor. Gördüğünüz üzere kapalı açık düğmesi hiç olmuyor. Bunun çözümünü de göstereceğim. Adımları tane tane yavaş yavaş uygulayın. Sorunuz büyük ihtimal çözülür. Arkadaşlar sorunumuzun ilk adımına geçelim, çözümüne. Arama bölümüne giriyoruz. Buraya aygıt yöneticisi yazıyoruz. Aygıt yöneticisi Windows 7, 8, 10 ve 11 olmak üzere tüm Windows sürümlerinde bulunan bir uygulamadır. Aygıt yöneticisine ulaşabilir her Windows sürümüne sahip bilgisayar. Karşımıza böyle bir panel açıldı. Böyle bir panel açıldıktan sonra sol bölümde gördüğünüz gibi Bluetooth yazıyor. Eğer Bluetooth bölümü sizde hiç yoksa, Bluetooth yazmıyorsa hiçbir zaman yapacağınız adım şu şekilde arkadaşlar. Benim en üst tarafta bilgisayarımın ismi yazıyor Acer diye. Sizde HP, Asus veyahut da kurduğunuz bir isim, koyduğunuz bir isim yazar. Onun üstüne sağ tıklayıp donanım değişikliklerini tara bölümüne bir kere tıklıyorum. 5-10 saniye içinde donanım değişikliklerini tara yaptıktan sonra Bluetooth gelecektir. Eğer Bluetooth gelmediyse bilgisayarınızda Bluetooth özelliği hiç yoktur. Ne yaparsanız yapın gelmeyecektir. Burayı zoomladım size gösteriyorum. Bluetooth USB modül bölümü var. Soldaki oka tıkladım. Bluetooth USB modül bölümüne sağ tıklıyorum. Cihazı kaldır bölümü var. Cihazı kaldır bölümüne bir kere tıklıyorum. Burada uyarı bu cihaz sisteminizden kaldırmak üzeresiniz. Bu cihazın sürücü yazılımı sil. Buraya tıklamayın arkadaşlar. Kaldır bölümüne direkt tıklayın. Kaldır dedik. 5-10 saniye içerisinde cihazımız bilgisayarımızdan kaldırılacak. Biraz bekliyoruz. Ve cihazımız bilgisayarımızdan kaldırıldı gördüğünüz üzere. Cihazımızı nasıl getireceğiz? Hemen göstereyim. Bilgisayarımızın ismi yazar en üstte. Bilgisayarın adı yazar. Ben de Acer yazıyor. Ona sağ tıklıyorum. Donanım değişikliklerini tara. Bilgisayarın ismini sağ tıklayıp donanım değişikliklerini tara bölümüne tıkladım. Sürücümüz birazdan gelecek. Bluetooth geldikten sonra arkadaşlar ok bölümüne bir kere tıklanınca karşımızda böyle çok fazla bir seçenek çıkıyor. Benim önceden bağlandığım cihazlar. Bunun için bu seçenekleri yok etmek için sağ alt bölümden bildirim panelinden Bluetooth'u kapatıyoruz hemen. Bluetooth kapattık. Gidip ayarlardan kapatabilirsiniz. Kapatın. 5-10 saniye bekliyoruz aygıt yöneticisi ekranında. Kendini güncelleyecek burada. Güncelledikten sonra böyle bir panel açıldı gördüğünüz gibi. Bluetooth bölümündeki ok simgesine tıklayıp Bluetooth USB modül. Buna sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. Gelişmiş bir sürücü bölümü var. Sürücü bölümünden sürücüyü güncelleştir diyorum. Sürücüyü güncelleştir, bilgisayarımdaki sürücülere göz at. Buradan bilgisayarımdaki kullanılabilir sürücülerin bir listesinden seçmeme izin ver deyip karşımıza çıkan böyle bir panelde direktman sonraki bölümüne bir kere tıklıyorum. Burada biraz güncellemeleriniz eğer biriktiyse yavaş bir şekilde yapar. Benim zaten güncelleştirilmişti. Güncelledi, kapat bölümüne bir kere tıkladım. Evet arkadaşlar bu adımları uyguladıktan sonra bilgisayarımızın tekrardan ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar ekranına giriyoruz. Hemen cihazlar bölümüne bir kere tıklıyorum. Bu ayarlar uyguladıktan sonra bilgisayarınızı önce bir yeniden başlatın. O daha kesin bir çözüm olur. Gördüğünüz gibi Bluetooth simgesi bende zaten vardı. Ben güncellemiş oldum. Hiç olmayan arkadaşların geri gelme ihtimali çok yüksek. Eğer hala çözüm olmadıysa gelelim ikinci adımı. Google'a giriyoruz arkadaşlar hemen. Arama bölümüne yazıyoruz ki bilgisayarımızın ismini yazıyoruz. Mesela benimki Acer bilgisayarımın adı. Sizin de driverlarınızı yükleyeceğiniz bilgisayarın adı. Mesela örnek veriyorum. HP bilgisayarınızın adı değil mi? Ya da benimkinden yapalım. Acer. Acer driver diyorum ben. Hatta direktman şöyle yazayım. Acer Bluetooth driver. Karşımıza böyle bir panel çıktı. Sizde orada HP ise Asus'ta Asus Bluetooth driver. HP Bluetooth driver. Bilgisayarınızın adının yanına Bluetooth driver yazın. Karşımıza böyle panel açılıyor. Biraz bekleyelim. Tamamdır. Bilgisayarınızın seri numarasını veya model numarasını girin diyor. Ben bunları bilmiyorum. Nasıl bulacağım diyorsunuz. Seri numarası tespit etme programını indirin yazıyor şurada. Alt tarafta. Buna bir kere tıklıyorum. Hemen hızlıca indiriyor bilgisayarımıza. İndirilenler bölümüne kaydettim. Acil olan arkadaşlar rahat bir şekilde bilgisayarımızın seri numarasını buluyor. İndirilen setup uygulamasını açıyorum. Setup uygulamasını direktman bilgisayarımızın seri numarası yazacak. Ben buraya geçiyorum arkadaşlar hızlıca. Seri numarasını bulup gelin. Seri numarasını bulup arkadaşlar alt taraftaki bölümde açtım. Buraya gelip kopyalayıp yapıştırdım arkadaşlar. Bir miktar bekliyorum burada. Siz de zaten biliyorsanız direktman sitenizden yapın. Sitelerin linklerinin hepsini aşağıda bırakacağım. HP'nin, Asus'un ve Acer'in olmak üzere. Gördüğünüz gibi böyle bir panel açıldı. Biraz aşağı iniyorum. Bluetooth sürücüsü driver'ları geldi. Alt taraftaki eski olan zaten
Tedarikçisine de bakmanız lazım. Boyutuna da bakmanız lazım. Az olan bu boyut. Buna gerek yok. Üst taraftakini indirin. Son tarih olan. Üst taraftan indir bölümüne tıklayıp kurun. Eğer sorunuz çözülmediyse ikinci adım budur. Sorun hala çözülmüyorsa arkadaşlar yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Instagram adresim sağ alt tarafta. Takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.